Arkadaşlar merhaba. Bugün arabanın ayna ayarlarından bahsedeceğiz. Dikiz aynası ve sağ soldaki ayna. Şimdi şöyle göstereyim. Öncelikle koltuğu kendi oturma pozisyonumuza göre ve direksiyonu kendi kullanım pozisyonumuza göre ayarladık. Koltuk buradan ayarlanıyor. Bu yükselip alçalmasını sağlıyor buradaki parça. Bu şekilde yükseliyor ve alçalıyor. Bu şekilde yükseliyor. Bu şekilde de alçalıyor. Buradan açıyı ayarlıyor. Bunu ileri veya geri yapıyor. Buradaki şu parçayla da koltuğun arkaya veya öne gelmesini sağlıyor. Bu ayarları yaptıktan sonra arabaya bindiğimizde buradan da kendi direksiyon ayarımızı yapıyoruz. Kendi kullanım pozisyonumuza göre. Ondan sonra arabanın buradan aynasına bakıyoruz. Buradaki önemli olan ayarlama ölçüler şu anda gördüğünüz gibi arka camı. Burada gördüğünüz arka camı bu camdan birebir görmeniz gerekiyor. Yani nasıl görmeniz gerekiyor? Şu şekilde orantılayarak baktığınızda arka cam tamamen aynanın içinde kalmalı. Bu gördüğünüz dikiz aynasının içinde kalmalı. Sağdan baktığınızda da burada arabanın dışarıdaki sağ ayna için konuşuyorum. Arabanın ufak bir kısmı arabayı görecek şekilde. Bunun da nedeni arabadan fazla dışarı doğru yaparsanız bunu. Gördüğünüz gibi yolda görüyor. Arabadan fazla dışarı yaparsanız bunu. Aradaki arabanın geçişini göremeyebilirsiniz. Diğer tarafta bizim şoför tarafındaki aynaya geldiğimizde bunda da gördüğünüz gibi arabanın bir kısmını görüyor. Şöyle yapalım, hatta bunu açıp gösterelim. Camı açalım ve tam görünsün. Gördüğünüz gibi arabanın ufak bir kısmı gözüküyor. Bunu aracı park ederken şöyle de kullanabiliyorsunuz. Burada ayna ayar yeri var. Burada kendiniz öncelikle bunun pozisyonunu belirliyorsunuz. Çevirip şu anda left, yani sol tarafa aldı. Bunu bu şekilde oynatabiliyorsunuz. Kaldırıp indirebiliyorsunuz. Burada ayarlamayı bu şekilde yapabiliyorsunuz. Bunu tamamen indirdiğinizde park ederken de bu şekilde kullanabilirsiniz. Baktınız aracı park etmekte zorlanıyorsunuz. Bunu böyle aşağı indirip komple yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu yukarı kaldırdığınızda yine eski pozisyonuna döndüğünde baktığınızda biraz aşağıda mı kaldı? Tekrar yükseltiyorsunuz. Ve eski pozisyonuna geri dönüyor. Buradaki aynayı zaten elinizle direkt ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Sizin bunu böyle görebileceğiniz şekilde gözünüzle baktığınızda tam bu şekilde olmalı. Bu şekilde olduğunda ayna sizin için verimli hale geliyor. Sağ tarafta aynı şekilde yine buradan onu da yönetebiliyorsunuz. İsterseniz en aşağıya alıp bunu yönetebiliyorsunuz. İşiniz bittikten sonra da ortaya alıp kullanmayabilirsiniz. Genelde ortadakiler elektrikli olmuyor. O yüzden buradan müdahale etmeniz imkanı olmuyor. Ayna kuralları bu şekilde. Onun dışında trafikte sürekli aynalara bakmanız gerekiyor. Sağa sola geçerken, yani bulunduğunuz şeritten sağa veya sola geçerken aynalarınızı kullanmanız gerekiyor. Bulunduğunuz şeritte de giderken buradaki aynanızı kullanmanız gerekiyor. Anlatacaklarım bu şekilde. Umarım video yararlı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.